Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ve Irak'tan gelen sayıları 15 milyonu bulan Arap kökenliye Bedevi'ye vatandaşlık vermesi Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısını ciddi anlamda tehlikeye düşürür. Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde İzmir ila Kilis arasında bir Arap devleti kurulabilir. Türkiye Cumhuriyeti ileride Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana gibi şehirleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği Doğu Türkistan'dan gelen Uygur Türkleri ve Rusya'nın Krasnodar şehrinde yaşayan kimliksiz Ahıska Türklerine vatandaşlık vermek Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği Doğu Türkistan'da yaşayan Ahıska Türkleri kimliksiz Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri ve Rusya'nın Krasnodar şehrinde yaşayan kimliksiz Ahıska Türklerine vatandaşlık vermek Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye ve Irak'tan gelen sayıları 15 milyonu bulan Arap kökenliye Bedevi'ye vatandaşlık vermesi Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısını değiştirir. İleride İzmir ile Kilis arasında bir Arap devletinin kurulması tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bilindiği gibi Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda 1916 yılında Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz'da, Yemen'de de Seyit İdris önderliğindeki Araplar Türk ordusunu Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmuşlardı. Araplar Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyin önderliğinde Hicaz'da, Yemen'de de Seyit İdris önderliğindeki Araplar 1916 yılında Osmanlı Devleti'ni Türk ordusunu arkadan hançerlemişlerdi.